Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy. Yılmaz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefer Bey. Yılmaz Bey ile bugün dijital dönüşümün finansal hizmetler alanında yatırımcılara ne gibi fırsatlar sunduğunu konuşacağız. Finansal teknolojilerin sermaye piyasasını ürünlerine ilgiyi nasıl arttırdığını konuşacağız. Yatırım işlemlerinde dijital platformların payını konuşacağız. Borsada son dönemde yüksek frekanslı işlemler, algoritmik işlemler çok gündemde. Bunu konuşacağız. Bir de Yapı Kredi Yatırım'ın Yatırım Dünyam platformu var. Yatırımcılara ne vaat ediyor, ne gibi kolaylıklar sunuyor? Bunun üzerine konuşacağız ki keza gelişen teknoloji yatırımcıların da hisse senedi piyasasına olan ilgisini de yavaş yavaş artırıyor. İsterseniz önce oradan başlayalım Yılmaz Bey. Türkiye'de borsada yerli yatırımcı 1.2 milyon civarında. Bunun aktif olan sayısı da yarısı civarı olduğu hesaplanıyor. Sizce bu yeni teknolojileri kullanarak işte mobile erişim çok yüksek artık. Bütün işlemler bankacılıkta olduğu gibi sizin alanına da ağırlıklı olarak mobil üzerinden dönüyor. Birazdan grafiği de yansıtır yönetmenimiz. Yatırımcı tarafında ne gibi faydası olacak? Daha fazla yatırımı çekecek mi bu dijital dönüşüm? Ekrana da grafiği verdi yönetmenimiz. Nasıl faydalı olacak? Grafiği yorumlayalım sonra da bu sorudan devam edelim isterseniz. Teşekkürler Sefer Bey. Dijitalleşme, otomatik hesap açılışları, internetten hesap açılışları sektörümüzde çok yaygınlaştı. Bu da gençleri de özellikle Y ve Z kuşağından olan gençleri daha farklı, bunların eğilimleri var. Teknolojiye çok daha yatkınlar. Anne babalara göre çok daha fazla mobil uygulamaları kullanabiliyorlar. Bu açıdan bunun büyük bir faydası olacaktır. Bizim gördüğümüz de önceki dönemlere göre borsada yapılan işlemlerde online ve mobil kanallardan artık doğrudan erişimde olan işlemlerin sayısı oldukça arttı. Bu geçmiş dönemde %52'lere kadar çıktı ki bu 10 sene önce neredeyse sıfıra yakındı. Veya 5-6 sene önce bunun yarısı kadardı. Dolayısıyla burada gördüğümüz dijitalin insanları sermaye piyasalarına yakınlaştırma anlamında çok önemli etkileri var. Bunu da görüyoruz. Dijitalleşme hesap açılışlarını kolaylaştırdı. İnsanların yatırım tercihlerini teknolojiyi de faydalanarak kullanmaları açısından çok önemli bir çaba sağladı. Eskiden bilirsiniz seans odaları vardı. Büyük büyük ekranlarda herkes bakardı, oradan takip ederdi. Şimdi artık bunların hepsi bir mobil cihaz üzerinden mümkün. Herkesin mobili seans odası oldu aslında. Kesinlikle öyle. Evet öyle. Bu şekilde çok daha erişilebilir hale geldi. Bütün bireysel yatırımcılar için mobil teknolojiyi de kullanarak, dijitali de kullanarak insanlar çok daha rahat işlemlerini yapabiliyorlar. Bunu da zaten rakamlardan görüyoruz. %52'lere çıkan bir rakam söz konusu. Evet, Türkiye Sermaye Piyasası Birliği'nin verilerine göre 2018 yılı %52. 2017'de 41'miş. Herhalde 2019 ve 20 bu yüzde daha artacaktır. Bu rakam 2000'lerin başında, grafiğimizde yok ama sıfırlar mertebesindeydi. Çok hızlı bir artış söz konusu oldu. Daha da artacaktır bu trend. Şimdi zaten geçtiğimiz yılda benzer bir içerikti. Yarın ve öbür günde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin kongresi var. Evet. 2 gün sürecek. Onların da ana teması aslında dijital dönüşüm. Evet. Geçtiğimiz yılda katıldım ben. Muhtemelen siz de oradaydınız. Bu yılda yarın ve öbür gün orada olacaksınızdır. Aslında bütün sektörün, değil mi? Hani geleceğinin dijital dönüşümde olduğunu bütün sektör kavramış durumda. Kongreden neler bekliyorsunuz? Siz orada ne gibi roller alacaksınız Yapı Kredi Yatırım olarak? Sermaye Piyasaları Kongresi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin her yıl düzenlediği bir kongre. Çok önemli bizim için de. Biz de orada hem çeşitli katkılarda bulunuyoruz. Panellerimiz var, eğitim seanslarımız var. Aynı zamanda standımız var. Buna bekleriz. Aynı zamanda biz kongrenin de mobil uygulama sponsoruyuz. Bu seneki tema dönüşüm. Sermaye piyasaları da dönüşümü hem dijital tarafta hem diğer alanlarda en çok yaşayan sektörlerden bir tanesi. Bununla ilgili birçok uygulamalarımız olacak. Bizim de seyircilerimiz bu kongreye katılabilirler. Ücretsiz bir kongre. Herkese açık. Herkese açık. Levent'te yarın ve çarşamba günü tam gün olacak.
Bizim de Yapı Kredi yatırım olarak bir standımız olacak. Orayı da ziyaret edip uygulamalarımızı görebilirler seyircilerimiz. Ben geçenki kongreyi hatırlıyorum. Özellikle üniversitelerden çok ciddi bir katılım vardı gençlerden. Bu da aslında biraz da bizim konuyla da alakalı herhalde. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi bu dijital tarafta, mobil tarafta erişim kolaylaştıkça, evet, herkes cep telefonundan bu işlemleri mobil telefondan yapmaya başladıkça gençlerin de ilgisi artıyor sermaye, evet, piyasalarına. Zaten Borsa İstanbul yönetiminde, aslında ekonomi yönetiminde, evet, en büyük hedefi değil mi bireysel yatırımcıyı daha da, evet, artırmak, hisse senedi piyasasına çekmek. Evet. Bu bireysel yatırımcı tarafı çok önemli. Bizim de bu alanda çalışmalarımız var. Biz sizin de Yatırım Dünyam diye bir uygulamamız var aslında. Biraz ondan bahsedebiliriz. Tabii. Biz de bu bireysel tarafa, bireysel yatırımcıya destek olmak için, teknolojiyi de kullanmak için bir platform oluşturma misyonumuz oldu. Bunun için de yurt dışındaki uygulamalara baktık. Bunun sonunda sadece alım satım değil, aynı zamanda finansal okur yazarlığı da artıracak şekilde bir platform oluşturduk. Bu hem webde hem de mobilde bulunmakta bu platform. Burada yatırımcılar veya müşterilerimiz, bireysel yatırımcılar gidip kendilerine çeşitli sanal portföyler oluşturabilirler. Gerçekten işlem yapabilirler. Hesaplarını otomatik olarak açıp orada toplu halde beğendikleri şirketlerle ilgili veya yatırım alanlarıyla ilgili tek bir tarafa toplu girebilirler. Bunun karşılığında bunlarla ilgili verileri görebilirler tek bir yerde. Biz özellikle bazı teknolojiler kullanıyoruz burada. Arka planda müşterinin kendi oluşturduğu risk profiline göre, onun yatırım tercihlerine göre sadece onunla ilgili bilgilerin karşısına çıktığı özel teknolojilerle bunu müşterilerimize sunuyoruz yatırım dünyanın platformu üzerinden. Bunun da çok büyük geri dönüşümleri oldu bize. Aynı zamanda yatırım gurusu dediğimiz oyunlaştırma tekniği de kullanarak, müşteriye bazı sorular sorarak kendisinden nasıl bir yatırım tercihi var, risk profili nedir, bunu öğrenip kendisine uygun öneriler karşısına çıkarabiliyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizin de daha finansal okuryazarlığın artması, kendilerinin daha çok eğitim almaları bu konuda, aydınlanmaları, farklı yatırım ürünlerinin farklarını görmeleri açısından eğitim videolarımız söz konusu. Burada bunları bir araya gireyim eğitim videolarında. Aslında çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Çünkü biz hani Türkiye'nin özellikle hisse senedi piyasalarında biraz geçmişimizde 2000 krizini hatırlayalım, 94'leri hatırlayalım. Tamamen finansal okuryazarlığın düşük olması kaynaklı aslında sıkıntılarımız oldu. Olmadı değil, özellikle bireysel yatırımcılar, evet, hisse senedi piyasasından ki her zaman şey çok konuşulur. Bizler bir ay kadar önce yine Borsa İstanbul'da Mehmet Bey'le toplantıdaydık, başkan vekiliyle. En büyük derdi borsa yönetimlerinin şeyleri, daha fazla bireysel yatırımcıyı borsaya çekmek, orada şirketlere ortak etmek. Çünkü aslında orta ve uzun vadede baktığınızda gerçekten bireysel, evet, yatırımcıya en çok katkı sağlayan yatırım ürünü değil mi? Evet. Yatırım aracı aslında hisse senedi, evet, piyasalarda. Bu ekranda sizin arkanızda dönüyor videolar. Burada da finansal okuryazarlığı bu tarz videolar o kadar çok artırıyor ki hani 2-3 günde nasıl köşeyi dönerim tırnak içindeki algısından aslında borsanın daha uzun vadeli bir yatırım platformu olduğu, yatırım arenası olduğu, bu tarz eğitimlerle, uygulamalı eğitimlerle daha da herhalde yatırımcıya geniş tabana yayılıyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Kesinlikle. Biz mümkün mertebe müşterilerimizi, bireysel yatırımcılarımızı eğitmeye çalışıyoruz. Yani finansal okuryazarlığını artırmak için çeşitli farklı yatırım araçlarının getirileri, riskleri, faydalarını göstermeye çalışıyoruz. Onları belli bir seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz ki kendileri daha rahat yapabilsinler. Bu çok önemli. Bizde maalesef yurt dışında olduğu gibi bir hissedarlık kültürü çok geniş yok. İşte geçmişteki bazı gelişmelerden dolayı bazen hatta korkuyla da yaklaşılabiliyor. Bunun için biz müşterilerimizi daha iyi bu konuda eğitmek, bireysel yatırımcının işte gelirlerinin bir kısmını bu işe daha planlı bir şekilde yatırabilmeleri, tasarruflarına faydası olması açısından bunu önemsiyoruz. Bu alanda da Yatırım Dünyam uygulamasında çeşitli fonksiyonlarla bunu destekliyoruz. Bunlar işte yatırım gurusu dediğimiz bazı danışmanlık, otomatik danışmanlık ekranları olabilir, eğitim videoları, yine kendilerinin direkt sanal portföyde işlem yapmalarını sağlayan uygulamalarla müşterilerimizin bu konuda daha da bilinçlenmelerini, bir yatırımcıların daha
bilinçlenip daha dikkatli yatırım yapmalarını ve öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Peki ne zaman hayata geçti bu platform? Bu yıl başında beri başladık. Oldukça kullanımı arttı. Kullanımı arttı. Şeyi gözlemleyebiliyorsunuzdur kuşkusuz. Diğer başka alanlarda hani bankacılıkta olsun, bireysel emeklilikle ilgili şirketlerde olsun, mobil uygulamalar şeyi çok ciddi artırıyor. Bunu daha önceki programlarımızda da konuştuk. İnsanların daha fazla ziyaret etmesini sağlıyor. Daha kontrollü hareket etmesini sağlıyor. İşlem sıklığı, ziyaret sıklığındaki artış nedir önceye göre bu platform sayesinde? Biz bunu çok yakın takip ediyoruz. Yani bir gördüğümüzde sadece insanlar işlem yapmak için platformumuza girmiyor. Aynı zamanda merak ediyorlar, takip ediyorlar. Dolayısıyla bir tane işlem yapan varsa 7-8 tane de portföyünü kontrol eden veya ilgili bilgileri almak isteyen veya düşünen müşterilerimiz de var. Bu da dolayısıyla bir bağımlılık yaratma, bir bağlılık yaratma, takip etme, az önce bahsettiğimiz hissedarlık kültürünün ön plana çıkması açısından çok faydalı oluyor. Çünkü mobil uygulama her zaman elinizin altında. Bunu da çok yakından, çok yakın takip ederek kişiler işte beğendiği bir şirket varsa o şirket ne yapıyor, onunla ilgili haberler nelerdir, nasıl bir bilgi alabilir veya bizim günlük olarak yayınladığımız araştırma raporlarımız var. Günlük, haftalık, aylık, şirket özel raporları var. Bunlara da girerek, okuyarak biraz kendilerini geliştirmiş ve bilgi sahibi olmuş oluyorlar. Geri geldiği zaman da uygulamamızı kullanarak yatırım yapabiliyorlar. Ya şey gibi ölçme şansınız olmuyor. Bireyselde ortalama ne kadardır yatırım tutarı? Bununla birlikte biraz artış olur mu bu tarz platformlarla birlikte? Tabii biz çok hızlı bir kullanım görüyoruz. Tabii ki bizim tek platformumuz yatırım dünyam değil. Bununla beraber biz Yapı Kredi Bankası'nın bir iştirakiyiz. Onların da bankacılık sistemleri üzerinden de bizim hisse alım satım işlemlerimiz var. Yine daha uzman sistemlerimiz de söz konusu. Ama burada özellikle yatırım dünyam tarafında gittikçe artan bir trend görüyoruz. Hatta bir müşteri işlem yapıyorsa 7-8 müşteri de bunu merak edip girdiğini, login olduğunu görebiliyoruz. 40 bin müşterinin baktığını mesela biliyoruz. Yani bu müşteri yılbaşından bu yana login olup baktığını, gördüğünü, bu sayında gittikçe arttığını görüyoruz. Peki bu işin biraz da arka tarafı mutfağında çalışan ekibi sorayım. Yani bu teknolojiyi Yapı Kredi Yatırım'ın kendi yazılım ekibi mi var, yoksa Yapı Kredi'nin IT ekibi mi yapıyor, yoksa dışarıda fintechlerle işbirliği mi yapıyorsunuz? Hepsi bir arada mı? Hepsi bir arada. Çünkü çok farklı teknolojiler kullanıyoruz. Biz Türkiye'nin dijital bankası Yapı Kredi Bankası'nın bir kuruluşuyuz Yapı Kredi Yatırım olarak. Biz bundan 5 sene önce bir dönüşüm hamlesine, dijital dönüşüme karar verdiğimizde kendi teknoloji ekibimizi de kurduk. Bununla beraber çok farklı sistemlere yatırım yapmaya başladık. Bunlar az önce bahsettiğiniz işte yüksek frekanslı işlemler, algoritmalık işlemler. Bu dönemde, aynı dönemde Borsa İstanbul'da BizTech geçişini başlattı. Nasdaq'ın sistemini almışlardı. Biz de buna uyumlanmak için altyapı çalışmalarımızı yaptık. Bununla beraber işte risk yönetimi ürünleri olsun, yüksek frekanslı işleme dediğimiz kurumsal müşterilere dönük işlemlerimiz olsun. Ayrıca yine web ve mobilde çalışmalarımız oldu, yatırım dünyamda görüldüğü üzere. Bütün bunları biz hem kendi ekibimizde yapıyoruz, aynı zamanda çok yakın bir şekilde fintechlerle de çalışıyoruz. Örneğin bir data konusunda, veri paylaşımı konusunda, yine mobil uygulamaların geliştirilmesi konusunda veya çok çok kompleks risk yönetimi ürünleri konusunda ilgili fintechlerle çalışıyoruz. Onlardan da faydalanıyoruz. Bunda çünkü her şeye yetişmemiz veya takip etmemiz mümkün değil. Aynı zamanda bankadan da destek alıyoruz. Bağlı olduğumuz kurumdan da destek alıyoruz. Ama kendi teknoloji ekibimiz de var. Bizim için teknoloji çok önemli. Bu sadece veri tarafı için değil, yani sadece günümüzde müşteri tarafı için değil, aynı zamanda arka plan için de önemli. Biliyorsunuz Sefer Bey, artık öğle saat uygulaması kalktı borsadan. Evet, borsa kalktı. Artık sabahtan akşama kadar seanslar devam ediyor. Önümüzdeki dönemde belki de akşam seansları gelmesi gündemde veya sürekli seanslar, hiç kapanmayan seanslar olması gündemde. Şimdi bu sistemler olduğu zaman bizim de mutlaka bu sistemlere destek vermemiz gerekiyor. Çalışanlarımızdan bütün gün ofiste oturmalarını bekleyemeyiz. Dolayısıyla arka planda, back office dediğimiz arka ofis uygulamalarında da biz bazı çalışmalarla bunu desteklemeye çalışıyoruz. Örneğin robotik süreç uygulamaları dediğimiz, robotik süreç otomasyonu dediğimiz uygulamalardan
faydalanıyoruz. Bu çok önemli bir konu bizim evet, için. Kesinlikle. Mesela sabahleyin erkenden gelip işte belli sistemlerden belli raporları çekip karşımıza çıkarıp bir rapor hazırlayacak bir ekibimiz artık şu an onu uğraşmıyor. Onu o işi robotlar yapıyor. Dizayn ettiğimiz robotlar yapıyor. Onlar da alıp işte çaylarını içip buna bakarak analiz ediyorlar. Zaman analize harcayabiliyorlar. Bu da bizim için çok önemli işlerimizin sürdürülebilirliği açısından. Ya bir de tabii bu tarz uygulamalar çok hız kazandırıyor robotik süreçten faydalanarak. Bir de herhalde hızın en önemli işlerden, en önemli olduğu işlerden bir tanesi de sizin yaptığınız iş. Hızlı emri verenin kazandığı bir dünya, borsa dünyası. Evet. Buradan isterseniz bu algoritmik işlemlere biraz daha detaylı girelim. Son dönemde hani Türkiye'de de ciddi anlamda konuşuldu, yapılmaya başlandı. İşlem hacimleri yanlış hatırlamıyorsam %25'ler civarına çıktığını biliyorum. Oranın evet. Son güncel oranları bende yok ama dünyada hani bazı ülkelerde 70'lerde, 60'larda, 50'lerde. Şimdi böyle bir durum var. Bizim Borsa İstanbul'da da sizin de programın başında bahsettiğiniz gibi Nasdaq'la olan işbirliği sürecinde de aslında buraya da çok ciddi yatırımlar yapıldı. Teknoloji anlamında da bu yüksek frekanslı işlemler anlamında da aslında avantajlı bir borsayız herhalde değil mi diğer ülkelerle kıyasladığımızda? Evet, bizim borsamız Borsa İstanbul bu dönüşümü çok önceden gördü. Nasdaq sistemini alarak BizTech sistemine geçiş yaparak ve 4-5 sene önceden başlattıkları bir vizyonla çok önemli yerler, adımlar atıldı. Bizim borsamız likidite anlamında dünyadaki birçok borsayı geride bırakabiliyor bu anlamda. Özellikle bu yüksek frekanslı işlemlerde aynı zamanda piyasaya likidite sağlamalar açısından, işlem hacmini artırmalar açısından çok önemli. Onların ayrı bir kulvar olarak düşünmek lazım. Biz bunlarla beraber aynı zamanda özellikle bireysel yatırımcıların da artması, bu likiditeden onların da faydalanması için çalışmalar yapıyoruz. Yatırım dünyam dediğimiz, az önce bahsettiğimiz bireysel uygulamalarımızda tüm bu spektrumda hem risk yönetimi ürünleriyle beraber sunmaya, farklı müşteri kitlelerimize hizmet vermeye çalışıyoruz bu konuda. Bunun da yapı kredi yatırımda yaptığımız dönüşümün de çok faydasını gördük. Biz geçtiğimiz sene 2018'de ve bu sene 2019'da hem hisse pay piyasalarında hem de vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarında sektör liderliğini yakaladık. İşlem hacminde piyasa lideri olduk. Bu da bizi çok memnun etti ve yatırımlarımızın geri dönüşünü görmüş olduk. Bizim bunlar açımızdan. Ağırlıklı olarak teknoloji yatırımlarından dolayı diyorsunuz. Tabii teknolojinin mutlaka en büyük teknolojiden artı insan kaynağı olan yatırımlarımızın da önemi oldu. Yani belli stratejiler oluşturup onlarla ilgili uzun süredir yaptığımız yatırımların da faydasını görmüş olduk. Peki Yılmaz Bey, şimdi bizi izleyen gençler için olabilir, öğrenci olabilir ya da ilk kez hissesine de piyasasına yatırım düşünen izleyiciler açısından olabilir. Bu dediğiniz yani çok kolaylaştırıyor bu tarz mobil uygulamalar hissesine de piyasasına yatırım yapmayı. Bir yandan da finansal okur yazarlığı artırıyor. Ama siz burada ilk kez yatırım yapacak cep telefonunu almış, sizin uygulamayı indirmiş bir yatırımcı için hani öneriniz ne olur? Bunu şey anlamda söylemiyorum tabii ki. Hisse senedi hangi kağıdı olsun anlamında söylemiyorum ama nasıl hareket etmeli? Önce nerelere girmeli bu uygulamadan, nelere dikkat etmeli? Yani tamam teknoloji önünde her şey gözüküyor ama nelere dikkat etmeli? Öncelikli olarak eğitim videolarını izleyip biraz daha farklı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak çok önemli burada. Çünkü tabii ki yatırım ürünlerimizin her türlü getirisi de var ama riski de söz konusu. O yüzden o konuda bilinçlenmek önemli. Bununla ilgili ayrıca bizim bir risk profilini ölçen bir yatırım gurusu diye bir fonksiyonumuz var. Oraya girip kişinin kendi profilleri, kendi risk iştahı ve yatırım tercihleri konusunda bir anket doldurması, bunu da oyunlaştırmış bir teknikle biz yapıyoruz. Önemli. Bunun sonucunda ortaya çıkan kişinin risk profiline göre bazı öneriler olacak, bazı genel öneriler olacak. Bunları görmesi önemli. Hala bu da yetinmeyip bir sanal portföy dediğimiz bir uygulamaya da girilebilir. Kişi kendi sanal portföyünü hiçbir risk almadan tamamıyla sanal bir ortamda oluşturabilir. Bununla ilgili de bizim önerimiz bir süre bunu deneyip bakması, nasıl gidiyor, nasıl bir geri dönüş alıyor. Buradan kendini geliştirmesi. Bundan sonra eğer hazırsa portföyünün belli bir miktarını çeşitli yatırımlar yaparak bu platform üzerinden değerlendirebilir. Yani bizim ilk amacımız mutlaka eğitimleri devam ettirilmesi. Sonra da sanal portföyle kendisini test ederek
belli bir yavaş yavaş adımlarla bu platformu kullanması ve kendi özel takip ettiği hisselerle ilgili de yakından takip etmesi araştırma raporlarını ve diğer raporları. Peki, şimdi bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte robo danışmanlık da çok gündemde, robo advisor'lar. Gerçi ağırlıklı portföy şirketlerinin kullandığı şey ama bu alana ilgi nedir? Siz nasıl yararlanıyorsunuz bundan? Yararlanıyor musunuz? Öneriyor musunuz? Tabii robo danışmanlık konusu dünyada çok ilerledi. Amerika'da 1 trilyon doların üzerinde işlemin robo danışmanlık üzerinden otomatik olduğu söyleniyor bu bilgiler. Hatta şöyle bir veri var. 2025'te yanlış hatırlamıyorsam dünyadaki tutarın %10'luk kısmı robo advisor'ı üzerinden geçeceği söyleniyor. Evet. Ülkemizde bu da gelişmekte olan bir alan. Daha çok portföy yönetim şirketlerinin alanında. Çünkü burada önemli olan yatırımcıyı çok iyi tanımak. Onun kişisel isteklerine göre, niteliklerine göre, ihtiyaçlarına göre bir öneri sunmak. O yüzden burada yapılacak bayağı bir çalışma olması gerekiyor. Biz bunu çok daha basit versiyonunu, işte yatırım gurusu adını verdiğimiz bir fonksiyonla yapıyoruz müşterilerimize. Belli bir risk profilini anlayarak bazı geniş portföy önerileri sunuyoruz. Ama bununla ilgili asıl konuyu fintechler ve portföy yönetim şirketleri ilerliyor. Onlar da emirlerini bizim gibi aracı kurumlar üzerinden gönderdikleri için, yatırım kuruluşları üzerinden gönderdikleri için o konularda beraber çalışıyoruz kendileriyle. Önümüzde dönemde oldukça artacağını öngörüyoruz robo danışmanlık hizmetlerinin. Peki şimdi bir yanda işte bankalar, evet. Siz de bir bankanın iştirakisiniz. Sizin gibi sektörde rakiplerinizin çoğu da aslında banka iştiraki. İştirak olmayan da var ama fintechler gündemde ve sizler, yani yatırım şirketleri var ve gelişen bir finansal teknoloji dünyası var. Önümüzdeki dönemde bu üçlüden ne gibi ürünler görürüz daha başka? Evet, biz birçok alanda zaten bu işin içindeyiz. Hem bankayla beraber çalışıyoruz hem fintechlerle beraber çalışıyoruz. Özellikle fintechlerin odaklandığı konularda, örneğin veri dağıtımı, data işleme konularında çok faydalanıyoruz fintechlerden. Aynı zamanda risk yönetimi, az önce bahsettiğiniz yüksek frekans işlemde risk yönetimi çok önemli. Orada belli teknolojiler oluyor fintechlerde. Onlardan biz faydalanıyoruz. Ve mobil uygulamaların da giderek şeyi artacak, kullanımı artacak. Daha insanlara yakın, daha basit uygulamalar söz konusu olacak. Burada da fintechler tamamıyla başka alanlardan teknolojileri getirip bizim önümüze koyarak da bize destek veriyor olacak. Aynı zamanda bankacılık uygulamaları da çok daha büyük bir istasyon haline geliyor. Burada sadece işte bankacılık uygulamaları, ödeme sistemleri değil, buradaki yatırım ürünleri de detaylanacak. Çünkü müşteriye onlar çok daha yakınlar, daha geniş kitlelere yakınlar. Biz o tarafta da beraber çalışmalarımız sürdürüyoruz. Özellikle müşteri tecrübesini kolaylaştırmak, müşteriye daha iyi bir deneyim kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor bankalarla beraber. Peki son olarak bu gençlerle ilgili finansal okuryazarlık kısmına son bir 30 saniyemiz kaldı. Üniversitelerle vesaire çalışmalarınız oluyor mu kurum olarak gençlerle? Tabii biz çalışmalar yapıyoruz. Özellikle birlik aracılığıyla çeşitli programlara programlarımız oluyor. Staj imkanları sağlıyoruz. Gençlere gidiyoruz, üniversitelere gidiyoruz. Geleceğin yatırımcıları onlar aslında. Kesinlikle. Mümkün mertebe yeni gençlerimizi, sektörümüzü de geri kazanmaya çalışıyoruz. Şu anda bir sermaye sektörü olarak, sermaye piyasaları sektörü olarak zaten teknolojiye çok yakınız. O yüzden gençler için de çok heyecanlı bir alan olacağını düşünüyoruz sektörümüzün. Peki Yılmaz Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Finansal Teknoloji programının bugün sonuna geldik. Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy ile birlikte dijital dönüşümün, finansal teknoloji alanındaki gelişmelerin hem sermaye piyasaları ürünlerine katkılarını hem de yatırımcılara faydalarını konuştuk. Çarşamba tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.